Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine duramayıp özel tür bir sardunya daha aldım. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Henüz çiçeği yok. Açınca inşallah tekrar paylaşırım. Bu borhon sardunya özel türlerden. Kırmızı gül şeklinde çiçekleri oluyor. Daha çok yapraklarından dolayı arkadaşlar, yaprakları çok hoşuma gidiyordu. Bu şekilde yaprakları da. Yapraklarından dolayı aldım. Böyle bir sardunya. Şu şekilde. Yapraklarında sanki şeyler var gibi ama. Bunları hep temizleyeceğim. Kötü olan yapraklarını. Böyle de bir hediyesi vardı. Tekrardan bunu aldım arkadaşlar. Şu kötü olan yapraklarını şimdiden alayım. İçim rahat etmeyecek. Şunu da alayım. Bu da üstünde lekeler falan var. Bu şekilde kötü olmuş yapraklarını, çiçeklerini alırsak arkadaşlar, gücünü hiç olmazsa yeni çıkan yapraklarını harcar, diğer tomurcuklarını harcar. Üstünde bekletmememiz daha iyi olur bu şekilde. Bugün bir de hediyelerim geldi. Bunlara çok sevindim. Frezya soğanları. İlk defa frezya yetiştireceğim. Şimdiye kadar hiç bilmediğim tek çiçek diyebilirim arkadaşlar. Yani yine de tabii ki her çiçeği de görüp bilmiyoruz. Çünkü milyonlarca belki çiçekler var, bitkiler var. Bunu Gülay Hanım sayesinde gördüm ben. Kokulu bir çiçekmiş. Çok da güzel duruyordu zaten. O kadar çok hoşuma gitti ki arkadaşlar. Zaten sevmediğimiz bir çiçek yok. Ne yazık ki çiçek hastalığımız olduğu için her çiçeği çok seviyoruz. Gülay Hanım'da da görünce hemen ben de istedim. Sağ olsun kendisi de bana hediye gönderdi. Gülay Hanım'ın çiçekli dünyası. Canım benim, çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Allah kendisine de bol satışlar, bol kazançlar versin inşallah. Çok sevindim bunları da alınca. Bunlar soğanları arkadaşlar. Yumruları. Galiba sonbaharda dikilecek. Yeniden bir Gülay Hanım'ın videolarını bir kere daha izleyeceğim. İzlemiştim daha öncesinde de. Bu şekilde soğanları. Almak isteyen arkadaşlar bu soğanları satışını yapıyor Gülay Hanım. Kendisine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hem kokulu hem de gerçekten görsel olarak da mükemmel duruyor balkonda. Ben de şimdiye kadar hiç görmedim de duymamıştım da Gülay Hanım'ın videoları sayesinde öğrendim ben de bu çiçeği. İnşallah bakalım benimkiler de güzel bir şekilde çıkar, büyür. Ben de yetiştirebilirim inşallah. Çok teşekkürler Gülay'cığım. Allah razı olsun canım benim. Çok mutlu oldum gerçekten. Arkadaşlar bu diğer siyahlı bordolu olan sardunyam sanki renk değiştirmeye başladı. Daha çok mürdüm rengini almaya başladı. Tabi bu renkten de çok memnunum. Bu da çok sevdiğim bir renk. Ama çok ilginç. Yani bayağı bir geldiğinde daha siyah ve bordo renklerindeydi. Şimdi ekrana ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bayağı mürdüm tonlarında arkadaşlar. Bunu Akif Bey'den almıştım. Bayındırlı Yağmur Çiçekçilik'ten. Şuradaki sardunyamı da aynı şekilde. Bir tane de sihirbaz sardunya almıştım. Arkadaşlar kaç gündür olan, daha doğrusu bir hafta 10 gündür olan çok şiddetli yağmur ve fırtınadan, özellikle fırtına tamamıyla yapraklarını döktü.
Çiçek dalları falan kırıldı. Bu şekilde şu anda çiçeksizler. Tekrar tomurcukları var. Bakalım inşallah yeniden gelecek. Özellikle şu kenardaydı. Bu çok etkilendi rüzgardan, fırtınadan. Şikayet iyi maşallah. Şunlar tomur şey pardon tohumları arkadaşlar. İyice kuruduktan sonra alacağım bunları. Bakalım tohumdan da yetiştirebilirsem. Tohum vermiş, oluşmuş orada. Bu sardunyam da Ceylan, sıkı sardunya. Pardon, bugün hep karıştırarak söylüyorum. Kusura bakmayın. Bu sıkı sardunyam da arkadaşlar masanın hep kenarında durur. O yüzden kaç kere düştü, yuvarlandı rüzgarda. Kaç kere yeniden diktim, inanın bilmiyorum. Zavallım. Çok şükür çok büyük bir hasar olmadı ama işte her düşmesinde yaprakları, çiçek dalları kırıldı. Her seferinde yeniden diktim bunu. Bu da Rosalinda. Bunu da Zengarden'den almıştım arkadaşlar. Bunun da daha fazla çiçekleri vardı. Bu da aynı şekilde çok fazla rüzgara maruz kaldığı için diğer çiçekler kurudu. İnşallah yeniden çıkar bakalım. Ama fidesi geldiğinden bu tarafa bayağı bir büyüme ve gelişme gösterdi arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Maşallah bayağı sağlıklı, güzel bir şekilde gelişiyor. Bu da Denise. Çok daha güzeldi. Ama bu da artık çiçeği geçiyor. İlk çiçeğiydi. Yine tomurcukları var. İnşallah bakalım. Daha sonra tekrar açtığında sizlerle paylaşacağım. Rüzgar ve fırtına çok fazla etkiledi arkadaşlar. Çok aşırı bir şiddetliydi. Çok fazla şiddetliydi. Bir de özellikle bizim burası şehirden biraz daha yüksek olduğu için, yani şehirde bu kadar olmasa bile bizim bura artık uçuyor. Yani o derece çok kuvvetli bir rüzgar vardı. Allah beterinden korusun tabii inşallah. Çiçeklerimiz de zararsız, ziyansız yazı da atlatalım inşallah arkadaşlar. Bir de kohlera, özellikle mor olanından arıyorum arkadaşlar. Elinde olan arkadaşlar varsa almak istiyorum. Sinengia da aynı şekilde. Şimdi onlara merak sardım. Zaten benim kohlera var 3-4 çeşit ama mor yoktu. O çok hoşuma gidiyor. Bir de yeni Sinengia denen bir çeşidi var. O çok hoşuma gidiyor. Ondan da özellikle elinde olan arkadaşlar varsa takas da yapabilirim. Alabilirim de arkadaşlar. Fidelerinden. Şöyle alayım tekrar. Balkonun bu taraf camını yeniden kapattım arkadaşlar. Açıktı. İki taraflı olduğu zaman çok daha rüzgarın şiddeti daha fazla hissediliyor. O yüzden bu tarafı kapattım. Bakalım birkaç gün daha dursun. Yağmurlar çünkü devam edecek gibi. Şu begonyam da maşallah. Bunu da yeniden göstereyim size. Şu an ekrana tam renk olarak çıkmıyor arkadaşlar ama maşallah harika bir kırmızısı var. Şu begonyam da aynı şekilde. Bakar mısınız? Çiçekler daha büyük ve ileri çıkmaya başladı sonradan çıkanlar. Yerinde sevdi galiba bu. Maşallah gayet iyi durumu. Bunun ilk çiçekler dökülüyor. Şunlar ikinci çıkanlar. Arkadaşlar bakın bunlar da daha büyük ve ileri çıkmaya başladı.
Çiçekler yenileniyor, ilkleri döküyor. Tekrar şu şekilde ikinci çiçekler geliyor inşallah. Arkadaşlar, bugünlük videom da bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olarak, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.